Herkese selamlar. Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ben şu an gerçekten o kadar açım ki umarım karnımın guruldama sesi falan videoda çıkmaz yani. Bugün ne videosu çekiyoruz? 1 liralık iftar yemeği, 1000 liralık iftar yemeği ve 10.000 liralık iftar yemeklerini deneyeceğiz. Yani ucuz orta pahalı gibi bir şey. Bu videoyu çekmek için gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten çok açım. Hemen ezan okunsun ve hemen iftarımı yapayım istiyorum. Şimdi o zaman hurmamızı sipariş edelim. Büyük ihtimal hurmayla doymayacağım. Yani ofise geldim şu anda. Bu videoyu çekmek için konsept amaçlı. Mecburen doymasam da artık. Hurmayı yiyeceğim. Sonrasında diğer yemeklerimize geçeceğiz. 10.000 liralıkta da aşırı doymuş olacağım zaten. Ama yemek zorundayım. O zaman videomuz başlasın arkadaşlar. İlk olarak hurma sipariş edeceğim ve su. Su zaten vardır ofiste diye tahmin ediyorum. Yani benim sadece param hurmaya gidecek. Hurmanın tanesi de umarım 1 TL'ye geliyordur. Çünkü videomuzun konsepti bu. Hurmanın tanesi ne kadar olabilir ki? Sizce ne kadar? Yazar mısınız? Bence 1 lira falandır ya. Olmaya da bilir. Bilmiyorum. Şimdi hemen siparişimizi oluşturalım. Gerçekten çok açım yani. Şu an bir hurma yemeye bile okeyim. Ama yedikten sonra doymayacağım biliyorum. Ezan ne zaman okunacak? Hemen ona da bir bakmak istiyorum. Evet, şimdi siparişimi oluşturdum. Ezana da tam olarak yarım saat var şu an. Gerçekten çok acıktım ya. Sizler de benim gibi misiniz? Hemen yorumlara yazın, tamam mı? Gerçekten dayanamıyorum ama dayanıyorum. Dayanmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Gerçekten hiç zaman geçmeyecek zannettim ve... Arkadaşlar gerçekten çok susamışım. Videoya konuşmadan önce hemen su içmek istedim. Şimdi bir tane hurma. Hurmamı yiyorum arkadaşlar. Bunların hepsini yemek isterdim. Ama o zaman videonun kuralını bozmuş olurum. Şimdi hemen... Ay o da yanmıyor ki, sert. Mükemmel. Ben zaten hurmaya bayılıyorum arkadaşlar. Çok seviyorum yani. A few moments later. Ama doymadım ki şu an. Hiç doymadım yani. Hepsini yemek istiyorum ama yiyemem. Bu hurma çok sert bu arada. Yiyemedim ya. Bunların hepsini yiyeyim ben. Hadi videoyu kapatalım. Böyle bir video çekmeyelim ve bunların hepsini yiyeyim. Ama çok güzel geldi şu an yani. Mükemmel. Şimdi hurmamızı yedik. O zaman ben gerçekten hiç doymadım. Şimdi sizlerle birlikte markete gidiyoruz ve marketten tam olarak 1000 liralık şekilde, 1000 liralık tutacak şekilde alışveriş yapıp hemen menümüzü hazırlıyoruz. Ve ben de o zamana kadar açlıktan burada bayılacağım yani. Şimdi onu aldım, ettim, hazırladım falan. Neyse, o zaman gelin markete kaçalım artık. Ve biz şimdi markete geldik. Gerçekten çok açım. Menümüzde şu şekilde şeyler olacak. 1 makarna, 2 köfte ve salata yapacağım arkadaşlar. Bir de içecek alacağız tabii ki de. O zaman ilk olarak makarnamızı alalım. Makarnalar hemen arkamızda. Gelin. Hangisinden alsak ya? Burada çok güzel makarnalar var ve ben makarna yemeyi çok özlemişim. Onu fark ettim. Kilo olacağım diye uzun zamandır yemiyordum yani. Hangisini alsak peki? İlk olarak gözüme şunlar çarptı. Bence bunlar çok güzel oluyor. O zaman bir tane bunlardan alalım. Ama fiyatına da bakmayı tabii ki unutmuyorum. Çünkü tam olarak 1000 TL'lik bir alışveriş yapmamız gerekiyor. Bunun fiyatı 23 lira. Bunu alıyoruz. Ben bir de makarnama sos almak istiyorum tabii ki. Ama bence bunun fiyatı bir tık pahalı ya. Bilemedim. Tam olarak 1000 lirayı tutturmak lazım. Neyse alıyorum. Feda ediyorum buna. Bundan mı alsam peki? Acaba şu salçalı sos mu bu? Domatesli yani. Salçalı sos nedir ya? Domates. Ama şu da çok güzel oluyor. Sizce hangisini alsam? Keşke şu an canlı olarak cevap verebilseniz siz de. Ben o zaman bunu alıyorum. Okey. Bunu aldım. Tabii ki de olmazsa olmaz Ramazan şerbeti alıyorum içecek olarak da. Umarım güzeldir. Güzel gibi görünüyor. Bunu da aldık. Tabii ki de yine olmazsa olmaz Ramazan pidesi alıyoruz. Fiyatı da 17.90. Şimdi köfte alıyoruz. Böyle bir köfte aldım. 253 TL. Makarnamızı yapmak için tabii ki de ne eksik? Yağ eksik arkadaşlar. Ben zeytinyağı almak istiyorum. Zeytinyağların fiyatları. Evet bunu aldım. 200 bu da. 200 lira da yani. Doldu bile sanki 1000 liramız. Bir de tatlı alacağız. Ve tam buradan geçerken turşuları bir gördüm. Var ya bir gördüm. Hemen almalıyım dedim. Hangisinden alsak? Şundan alalım ya. Bunu aldık. Tuzu unutuyordum. Tuzsuz yemek olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Hemen tuzumuzu hop koyduk buraya ve gidiyoruz. Salata için malzeme almam lazım. Evet. Ne
ne yapıyorum? Elim acıdı bu arada bunu tutarken. Şimdi şöyle küçük marullardan alalım. Evet, ofise geldim arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten o kadar açım ki tabii ki de bir hurma bana asla yetmedi. O yüzden gözüm doymadı yani hiçbir şekilde. Ne gördüysem almak istedim. Burada bir sürü baklava var. Bu şekilde tatlılarımız var. Köftemiz, pidemiz falan filan zaten alırken hepsini gördünüz. O zaman hemen mutfağa gidip hazırlıklarımızı yapalım. Bu arada toplam 1077 TL tuttu. Bir tık yani 1000 lirayı geçmiş olabilir ama olsun yani bir şey olmaz. Ay ben dayanamayacağım vallahi çok açım. Hemen biraz pide yiyeyim ya. Şunları da açayım bak. Oo, pide ne kadar güzelmiş var ya. Bayıldım. Bunlardan da yiyeceğim hazırlığa geçmeden. Çok açım. Oha pide çok güzel. Ramazan pidesi özlemişim. Ay bakın. Siz bu videoyu ezan okumadan önce izliyorsanız eğer kusura bakmayın. Hemen yiyeceğim bir tane. Bir tane geldi. Yoksa kaderimde iki tane mi var? Hadi hazırlığa geçelim. Evet, nasıl yapıyorduk biz? Ceren'in mutfakta, Ceren'in mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, Ceren'in mutfakta. Hey, evet. Arkadaşlar, şu an gerçekten çok mutluyum. Çünkü yemek hazırlıyorum. Sonunda güzel bir yemek yiyeceğim. Burada köftelerimiz var. Köfteler niye böyle fırlattıysam. Karnımızın suyu hazır. Ama ilk olarak köfteleri ben hemen atmak istiyorum. Hemen pişsinler, yiyelim. Ay ama ben elimle dokunamam köfteye. Benim tikim var. Dokunamıyorum. Evet bunu da koyacakmışım arkadaşlar. Ay benim niye böyle bir tikim var bilmiyorum. Dokunamıyorum işte. Dokunamıyorum. Buradasın ama dokunamıyorum. Bir köfte, iki köfte, üç köfte, 14. Baksanıza bu kadar yapıyorum. Oo güzel yapıyorum. Bence oldu. Ben doydum ya şimdiden. Bayağı pişmiş. 6 dakikamız kaldı. Makarnalarımız da oluyor. Gerçekten süper bir yemek olacak. Şu an belki çok açım diye bu kadar çok yükseldim. Ama güzel. Ben köfte çok severim. Salatamızı şimdi kasemize koyduk ve birazcık zeytinyağı döküyoruz. Oo, fazla mı oldu? Hemen birazcık tuz. Çok lezzetli görünüyor ya. Çok güzel. Ve yoğurdumuz. Şimdi köftelerimiz de oldu. Büyük ihtimal makarnalar da oldu. Oo, birazcık yanmış mı sizce? Şöyle bıçakla alayım. Ay çok güzelmiş yalnız köfteler ya. Ben bunların hepsini nasıl yiyeceğim arkadaşlar? Ve daha 10 bin liralık restoranda gideceğiz. Daha 10 bin liralık yemekleri nasıl yiyeceğim bunlardan sonra ben? Onu düşünüyorum yani. Şimdi makarnamızdan da ilk olarak kapatalım. Makarnayı süzmeyecek misin tencere? Süzülüyor mu? Olsun. Şöyle üstünden alıp koyacağım işte. Tamam dene. Evet yani her şeyin basiti. Burak abiye buradan selamlar. Bak işte. Aa, öyle olmaz. Olur işte. Olmaz süzerim ye. Ben sosu yanlış yapıyormuşum arkadaşlar. Ben makarnayı alacaktım direkt suyunu süzmeden. Sonra sosu üstüne koyacaktım. Gerçekten yemek yapmayı seven, yemek yapmayı böyle mükemmel bir iş haline getirenler bu videoyu izlediğinde kriz geçirecekler biliyorum. Ya kardeşim dramaya ne gerek var? Zaten her türlü mideme gitmiyor mu? Şimdi niye böyle profesyonel şekilde yapmak zorundayım? Ama zaten benim yemek yapamadığımı biliyorsunuzdur. Zaten yapamadığım için komik olduğu için izliyordunuz siz o yayınları yani. Ben biliyorum bilmez miyim? Haydi maşallah. Bu sos harika ya. Var ya şu an makarnanın hepsini bitirebilirim bu sos varsa. Ceren'in mutfakta. Çok iyi oluyor. Of of of. Of 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 diyorum yani. Bakar mısınız? Şampiyonlar Ligi gibi gerçekten şu anda masam. Ben bunları nasıl yaptım? Hayretler içerisindeyim şu an. Aslında yemek yapmak o kadar da zor değilmiş sanırım. Ben birazcık kafamda fazla abartıyordum. Ay o zaman hemen başlıyorum arkadaşlar. İlk yoğurt yiyeyim. O kadar güzel yemek varken makarna ve köfte ilk yoğurt yemem peki. Benim bu yoğurt aşkım yoğurtlu ayran. Hatırladınız mı? Şu an Kerim anlamadı. Yoğurtlu ayran. Makarnamızın tadına bakıyoruz. Hazır mısınız? Böyle güzel bir makarna olamaz. Olamaz. Köfte.
Çok güzel tadı gerçekten. Yani ağzımdakini bitirme öyle konuşayım Elis. Yani toplam 1000 TL'ye arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bir sofra hazırlayabiliyor musunuz? Ben tabii kendime göre hazırladım. Aldıklarım yaklaşık yani bence bir aileyi doyurur aldıklarım bir öğünde. Mükemmel olmuş ama çok beğendim. Çok çok beğendim. Salatamı da yiyeyim hemen. Zeytinyağlı. Çok güzel. Resmen ben burada karnımı bayağı doyuracağım. Diğer yemeğe yer kalmayacak gibi ama yemek zorundayız. Mükemmel. Pidemizden hemen kopartıyoruz biraz. Of çok iyi ya. Yemek çok güzel. Aşığım. Daha tatlılar var. Ve bunu unutmuyoruz. Gerçekten şu an nefes alamıyorum. Öyle yedim ki çok aç olduğum için hiç fark etmeden hepsini bitirmişim. Midem. O zaman birazcık tatlı yiyeceğim. Baklava yemeyeceğim. Zaten videonun başında yemiştim yani ofise ilk geldiğimizde. O kadar yani doydum ki. Birazcık şu tatlının tadına bakacağım. Şu tatlı dememin sebebi profiterol diyemiyorum. Değil mi? Diyemiyorum. Profiterol. 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 Mükemmel. Çok güzel. Çok güzel çikolatası. Çok beğendim. Mükemmel. O zaman ben şimdi tatlımı falan da yiyorum ve dışarı çıkıyoruz. Ben tatlımı falan bitirdikten sonra 10 bin liralık yemeği yiyeceğimiz yere doğru gidiyoruz. Yani 10 bin liralık iftar yemeğini. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi sanat ocak başına geldik ve burada en pahalı menüyü sipariş edip yiyeceğiz. Ve benim en heyecanlandığım kısım tam olarak bu kısımdı. Hemen o zaman içeri geçelim ve siparişimizi verelim. Mezelere bakar mısınız? Ben o kadar çok yemek yedim ama yani şu an bunları görünce hepsini de yemek istiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok güzel, bakar mısınız? Ve benim bu hayatta en sevdiğim şeylerden biri mezedir arkadaşlar yani. Ben meze çok seviyorum. Bakın burada çeşit çeşit mezelerimiz var. Hepsinden yiyeceğim, hepsinden yiyeceğim. Masamıza oturduk ve sipariş vereceğiz. Pardon, sipariş verebilir miyim? Geliyor, hemen siparişlerimizi verelim arkadaşlar. Oh, sıcacık pidemiz de geldi. Gerçekten birazcık yemek istiyorum bundan. Ben çok doymuştum ama bu yemeklere yani dayanamıyorum şu an. Bugün de sürekli pide yiyorum. Bunun var ya tadı efsane. Bugün yediğim pide yani bu 10 kat daha falan güzel böyle. Mükemmel. Bu nedir? Çok güzel. Bu nedir? Şimdi yemeklerimiz geldi. Masaya bakar mısınız? Ya hepsini yemek istiyorum ama birazcık tokum. Gerçi acıktım gibi de. Bu yemekleri görünce yeniden acıktım. Şimdi arkadaşlar burada tatlılarımız var. Sonra çiğ köftelerimiz var. Mezelerimiz var. Salatalar var. Ve etlere bakın. Çok fazla. Tabii ki bunların hepsini bitiremem. Bu arada biz ekip olarak kalabalık bir şekilde geldik. Videodan sonra ekip bana bunları yemekte yardım edecek. Tabii ki tek kişilik menü hem bu fiyatta değil hem de bu şekilde değil arkadaşlar. Burada sanırım toplam bir 4 kişilik falan yemek var. Evet. Gerçekten çok leziz görünüyor. Hemen yemeye başlamak istiyorum o zaman. Şimdi tadına bakacağız sizlerle. Ay hemen ben tatlı yemek istedim ya. Ben tatlıyı çok seviyorum. Ne yapayım? İlk olarak etlerin tadına bakmak istiyorum. Şu şekilde. Şöyle alalım. Of çok güzel görünüyor arkadaşlar. Gerçekten videonun başında hatırlıyorsunuz bir hurma yedim. Ondan sonra o hurmadan sonra bunlar o kadar güzel geldi ki gözüme. Gerçekten yemeklerin şu an değerini anladım yani. Çok güzel. Yalnız her yemek yediğimde bu tepkiyi vermem ama gerçekten çok güzel. Benim evde yaptığım makarna ve köfte falan çok güzel diyordum ya. Onlar da tabii çok güzel ama bunların tadı bir başka. Çok lezzetli. Yani ben sanırım bu videoda sadece bugün 2 kilo almış olabilirim biliyor musunuz? Evde o makarnaları bitirmeyecektin Ceren sen. Gerçekten. Burayı da hesaba katacaktın. Mükemmel. Çok güzel. Biraz çiğ köfte yiyelim. Çok güzel. Arkadaşlar şu an canınızı çektirdiysem kusura bakmayın. Çok güzel ama. Ayranımızı da içelim. Şimdi ne yesem? Gerçekten kararsız kaldım. Bir ona elim gidiyor, bir buna elim gidiyor. Birazcık mezelerin tadına bakmak istiyorum. Of bu da çok iyi. Burada benim en sevdiğim
mezelerden biri. En sevdiğim gerçekten. Burada da bir şeyler var. Allah'ım gördükçe böyle yapıyorum. Sanki gerçekten çok açmışım gibi şu an. Yemekleri gördükçe acıktım. Tamam, ilk bunun tadına bakıyorum. Bu da çok güzel. Ama ben bunu çok sevmiyorum. En çok sevdiğim meze bu. Ve tabii ki çiğ köfteye bayılıyorum. Sonra birazcık salatadan alacağım. Salatanın da tadına bakalım. Çok güzel. Ve siz bu videoyu izlerken şu an saat kaç? Ezan okundu mu? İftarınızı açtınız mı? Ya da şu an bu videoyu izleyip çok mu acıkıyorsunuz? Onun için özür dilerim. Yorumlara yazarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Böyle mini bir lahmacun gibi bir şey var. Lahmacun da mı bu? Mini. Küçücük baksanıza. Yavru lahmacun. Bu ne? Çok güzel. Bu ne? Bayıldım. Gerçekten. Birazcık da tavuklardan yemek istiyorum. Ay, bundan mı yesek yoksa? Birazcık bundan yiyorum. Normalde ben et çok sevmem ama buradaki etler gerçekten çok lezzetliymiş. Gerçekten güzel. Şimdi tatlıların tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl? Ben gerçekten tatlı aşığı bir insan olarak... Bu da çok güzel. Hemen burada kabak tatlınız var. Alamadım da. Buna bayıldım. Ben çok severim kabak tatlısı. Ve burada künefe miydi bu? Hiçbir yemeğin adını bilmemem. Oo, bu daha da güzel. Favorim hangisi biliyor musunuz? Kabak tatlısı. Çünkü böyle tadı hafif ya. Yani ben kabak tatlısını daha çok seviyorum. Üçü de çok lezzetli. Ama bu daha hafif olduğu için favorim bu. Açıl susam açıl. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bugün 2-3 kilo aldığımı hissediyorum. Çok fazla doydum ama yemekler gerçekten çok güzeldi. Şu anda hava çok soğuk. Bakın duman çıkıyor ağzımdan. Her neyse, bu videonun devamı gelsin istiyorsanız eğer bu serinin, yorumlara kesinlikle yazın. O zaman ne diyorduk biz videoyu kapatırken? Hepinizi kocaman öpüyorum. Öpüldünüz. Bay bay.